sizi bu akşam en güzel şarkılarının canlı performanslarıyla Yeşim Salkım konuk oluyor. Kenan Erçetin göz soruyor, Yeşim Salkım cevaplıyor. Gündeme dair dobra açıklamalar ve Yeşim Salkım hakkında merak edilen her şey, hepsi ve daha fazlası Kenan Erçetin gözle yüz yüze de. Evet, yüzdeden hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam çok değerli bir konuğum var. Niye gülüyorsun? Siz size, biz bize yüz yüze olamayacağız biz bu gece. Ay, vallahi hiç değişmiyorsun da Kenan, ona gülüyorum. Sen değişiyor musun? Vallahi devam bakıyorum şöyle kendime, şimdi Allah, bir de sana bakıyorum. İnsanın cildi biraz yaşlanır ya. Ya dur, maşallah. Maşallah. Gül sana iyi bakıyor galiba. İş, çalışmak enerji kaynağı, evet, biliyorsun. Evet. Yok gerçi maşallah hep eski Kenan'sın yani. Kaç yıl geçti değil mi? 23 sene. 23 sene seni oldu. Seni tanıyalı 23 hey, sene. Deli Yeşim. Vallahi yok, ıslandım artık. Konuşursam yer yerinden oynar. Islandım artık. Ne günlerdi o günler? Ya. 90'lar tabii ya, hepimizin böyle delikanlı olduğu zamanlardı. Aynen. Şimdi o kadar delikanlı göremiyorum ben. Etrafta kalmadı değil yok. Mi? Herkes durulmuş. Evet, herkes. Biz böyle. Niye öyleymişiz? Ben de öyleydim yani, evet. O zamanlar. Olayların içindeydik ve yazıp de dolaşırdım, herkesle kafa tutardık. Biz de başka bir nesildi. Yani sizin mesleğiniz cesaret isteyen bir meslekti. Meslekti. Artık öyle görmüyorum. Artık herkes istediği gibi yazıp çiziyor. Yani 2-3 kişinin birbirine bir şeyler söylemesiyle olaylar çıkabiliyor. Twitter'lar karışıyor, Facebook'lar evet. Karışıyor. İnsanlar birbirine hakaret ediyor. Orada herkes gazeteci zaten. Ama orada o yazıyorlar yani, yüz yüze gelseler işte gelemiyorlar. Aynen, gelemiyorlar da. İşte o anneannemin güzel bir sözü var. Beybeğin arkasından kılıç sallarmış. Evet. Orada herkes birbirinin arkasından kılıç sallıyor. Sen de... Siz de öyle değildi ki. Yok ya, biz valla şeymişiz yani. Ben bir şey yaptım da sen direkt arardın evet. Bize. Ne yaptın sen yine diye. Eskiden daha mertçe yapılıyormuş gazetecilik, televizyonculuk. Her şey. Savaşını da vermişiz biz bunu. Tabii. Neler yaşadık, neler geçirdik. Tabii ya, yani çok baktığın zaman aslında 90'lardan 2000'lere hem bu ülke çok güzel insanlar yetiştirdi. Şimdi de o insanlar sayesinde ayakta kalan bir sektör var. Ben öyle düşünüyorum. Peki sen baktığın zaman geriye, böyle ben seni hatırlıyorum da hani böyle işte... Konuşursam mahvederim, kesen, asan, evet. Böyle dili bir eşim vardı. Evet. Kötü bir kadın mıydın o zaman sen? Aslında kötü değilsin de ben hani millet öyle bir, ben seni çok iyi tanıdığım evet. için. Yani aslında hani, niye o rolü oynadın yani, kötü kadın? Hayır, şöyle kötü kadını oynamadım da her insanın iyiliği ve kötülüğü bence paraleldir hayatında. Hiç kimse sonsuz iyi değil, hiç kimse de sonsuz kötü değil. Yani canın yandığı zaman sen de can yakmak istersin. Sessizce oturup susmak benim tabiatıma çok aykırıydı. Yani yaşımın da verdiği bir şey. Tabii gençtim. Ben çok cesur bir kadınım bir kere. Hiç korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Yani o insan beni sevmeyecek, bu arkamdan bir şey söyleyecek ya da benim işimin ayağı kesilecek gibi endişelerim, korkularım. Nereden olmadı. Alıyordun o gücü? Galiba kızımdan. Kızından alıyordum. Evet. Ay canım. Yani benim bir evladım var. Sonuçta diyordum ki Allah bir insana rızkını kestiği gün canını alacak demekmiş. Ben öyle düşünüyorum. Rızkım da bir yerlerden gelir. Altın gibi bir bileziğim var, bir mesleğim var. Şarkıcıyım ben. Her gece giderim bir barda şarkı söylerim. Gecede 1.000 lira kazanırım ama ben gene paramı kazanırım. Böyle düşünüyordum. Halen de böyle düşünüyorum. Sen, düşüncem hiç değişmedi. Çocukken 12 yaşında erkek kardeşi korumak için de döver misin? Tabii bazen? Ki mesela Erkan Petekkaya'yı hatırlıyorsun. Erkan benim mahalleden arkadaşım. Öyle aynı mi? Mahallede oturuyordu. Dövdün mü Erkan'ı yoksa? Yok, Erkan'ı dövmüşlüğüm yok da. Erkan hatta hep şey diyordu. Onların böyle köşede küçük bir evleri vardı, iki katlı, bahçeli, çok güzel. Biz de biraz ileride oturuyorduk. Yani hani erkek gibiydin diyor. Yani mahalleye girdiğin zaman bütün erkek çocukları kaçardı diyordu ki doğru, doğrudur bu. O huyu devam etmiş. Evet. Yok, artık son 43 yaşındayım Kenan ve... 43 yaşında son herhalde hayatımın en olgunluk dönemini yaşıyorum. Daha sağduyuyla bakabiliyorum, daha olgunlukla karşılıyorum. Ya biz de geçtik o yollardan diyebiliyorum. Sen de durulacaksın diyebiliyorum. Ama söz konusu ailem olursa, yani yine eşim, çocuklarım,
kendi ailem olursa gene büyük bir savaşçı görürler karşılarında. Ondan asla vazgeçmem. Mücadele etmeden de olmuyor dediğin gibi. Beni de çok seven var, sevmeyen var. Aynen öyle. Konuşurlardı. Başarıyı kıskanan çoktur. Yani seven de biz sağ olsun. Biz dobracı insanlarız. Biz içimizden ne geliyorsa öyle konuşuyoruz ve televizyon, Türk yani gelişmiş ülkeler buna çok alışkın. Evet. Ama Türkiye bu konuda daha tam gelişimini tamamlayamadı. Dolayısıyla da ekranda birisi çıkıp da ekranın önünde olduğunu unutup gerçek samimiyetiyle evde nasılsa, arkadaşlarıyla nasılsa, burada da öyleyse çok yadırganıyor. Çünkü onların beklediği senin hep gülümsemen, çok özel cümleler seçerek, kelimeleri, cümleleri süsleyerek kullanman, hep böyle herkes çok iyi, hayat ne kadar güzel, pıtırcıklar, çiçekler, böcekler, ben ne kadar iyiyim, hiçbir hatam yok gibi insan profillerini çok seviyorlar. Ben de öyle bir insan hiçbir zaman olmadım. Peki şarkıcılık dedin, altın bileziğim ama kolay bir iş değil bu şarkıcılıkta. Tabii. Sahnenin önünde olmak, gece yarıları, gündüz, karışık bir hayat. Sen ki gece kulüplerinde de çıkardın eskiden. Evet. İlk çok dönemlerini çalıştım, bilirim. Tabii. Çok çalıştın, sabahlara kadar çalışıyordun. Kolay değil. Peki hiç böyle psikolojin bozulmuyor muydu? Ben çok uzun yıllar psikiyatra gittim. Hatta yani Türkiye'de psikiyatra gittiğini söyleyen ilk sanatçılardan bir tanesiyim televizyonda. 93 yılında başladım psikiyatra sürekli gitmeye. Ve herhalde en son da Ada'nın hamileliğini öğrenene kadardı. He. Ada'ya hamile kaldım, öğrendiğim gün ben artık psikiyatra gitmeyeceğim, ben bir daha ilaç kullanmayacağım, ben sigara içmeyeceğim dedim. O gün her şeyi bıraktım. Ondan sonra da gitmedim. Ondan sonra da gitmedim. Daha önce peki yaşadıkların olaylarda hiç intihar etmeyi düşündün mü? Vay. Şimdi ben bunu söylesem yarın her yerde işte salkım intihar etmeyi. Bırak şimdi sen neyi, kimin neyi, bak şimdi ben. Hani ne? Ay korkuyorum ağzımdan çıkan her şeyi böyle koca koca puntalarla okuyunca. Mesela bütün bunlar, çok ağladım onu söyleyeyim. Duvarlarla çok konuştum. Çok duvarlara bakıp ağladım. Duvarlarla çok konuştum ve zaman zaman da evet akli melekelerimi kaybettim. Doğrudur. Ne diyordun duvarlara? Yani çok çok isyan ettiğim dönemler oldu. Hakikaten çok çok isyan edip çok ağladım kendi başıma. Ama sokağa çıktığında yine hani böyle elimin tersiyle makyajımı, yüzümü, gözümü silip gene dimdik çıkıp hiçbir şey olmaz bana dediğim çok oldu. Ama herkes kadar ağladım. Peki böyle dibe de vurabilirdin. Oradan nasıl çıktın, nasıl döndün? Yani herkes senin için kötü konuşuyordu, herkes bir şey diyordu. Şan, şöhret, para, inanılmaz bir dünyadaydın. Evet. Bir sürü olaylar yaşadın, hiç detaylara girmiyoruz. Evet. Oradan kurtarılma sebebin kızın mı, çocukların mı yoksa ne yani? Ya bir kere ben Gizem'e çok şey borçluyum. Yani bir kere annelik, bir kız çocuğu sahibi olmak gerçekten hayatta çok değerli. Bütün anneler çok değerli. Bütün anneler çok kutsal. Hiçbir annenin evladını istemeyen anneler hariç hiçbir annenin ben işte sen bunu yaptın da ben bunu yapmadım diyeceğini düşünmüyorum. Bütün anneler fedakar ve çok şey düşünüyorlar. Gizem'e gerçekten çok şey borçluyum. Çünkü onun varlığı her zaman hayata tutunmamı sağladı benim. Çok uçlardan dönebilirdim. Çok saçma sapan hayatlar yaşayabilirdim. Ama her seferinde Gizem geldi aklıma ve kendi arabamı dahi başkasına kullandırtmadım. Kendim kullandım. Bu yüzden ben içki içmedim sokağa çıktığımda. Kendi arabamı kullanıp evime dönebilmek için. Çünkü bana ihtiyacı olan bir çocuk var orada, bir kızım var diye. Annem, senin başına bir şey gelse o ne yapacak tek başına hayatta? Hep oydu. Hep yani düşünüyor. Gizem ne yapar hayatta? Şimdi artık ikiye katlandı, bir de Ada var çünkü. Ada var. Şimdi Ada 2 yaşında. 2 yaşında. Ada da burada. 9 Nisan doğum günü Ada'nın. Ay. Evet, Salı günü doğum günü. Şimdi asıl psikiyatrik durumdayım ben. Tabii şimdi gitmem lazım. Çünkü her şey double katlanmış durumda. Ne güzel, bunun da mutluluğu başkadır herhalde. O kadar güzel bir şey ki. Bir kere gerçekten Ada'dan sonra daha duruldum. Yani hani bana sorsan hatalarım var, pişmanlıklarım da çok var. Susmam gereken yerde susmadım ben. Evet çok cesurum ve yürüdüm ama bazen de çok konuşmak da faydalı bir şey değil. Bazen de susmak gerekiyor hayatta. Çünkü her şey bu ilahi adaletle dönüyor. Yani sen istediğin kadar konuş, kız, bağır, çağır, televizyonlara çık, birileri mikrofon uzatsın. Onlar çok büyük yanlış. Yukarıya gönderdiğin her şey bir gün önüne geliyor, geç de olsa. Ki ben o kadar tezine üzüldüğüm şeylerde mutlu oldum ki.
Yani mutlu oldum derken en azından Allah'ım ne kadar büyüksün deyip ellerimi açtığımı biliyorum. İlahi adalet olunca mutlu oluyorsun değil evet, mi? Evet oluyor yani. Gülben Ergen meselesi. Ay Allah'ım. Nereye düştü ben? Çünkü aynı şey ya bu bilinen şeyler. Bunu konuşmadan da sormadan da Kenan Erçetin göz olamayacağım için yani evet. Gülben Ergen'in eski eşinle olan iddia edilen ilişkilerinden sonra sen çok isyan ettin. Çok kötü konuştun. Fakat ilahi adalet sonra tecelli etti. Gülben de aynı şekilde başına gelen olaydan sonra boşanmak zorunda kaldı. Öyle bir durumda mutlu mu oldun yoksa sen acılardan mutlu olan bir kadın mısın? Yok. Değilsin. Yok. Yok mutlu oldum. Ne düşündün o an? Yani ben hayatta hiçbir kadının aldatılmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü benim annemle babamın yuvası bu yüzden bozuldu. Hmm. Ve ben babamı bu yüzden kaybettim. Babamla en güzel yıllarımı geçiremedim. Yani 13 yaşındaydım ve babamı kaybettim. Babamla büyüyemedim. Onunla yüzemedim, eğlenemedim. Onun bana bir şeyler öğretmesine izin vermediler. Olmadı. Ve annemin nasıl çöktüğünü gördüm. Annem 40 yaşında dul bir kadın olarak kaldı ve bir daha hiç kimseyi sevmedi. Bir daha hiç kimseyle beraber olmadı. Ne kadınlar değil mi? Evet ve sadece o adama ait olduğunu bize ispat etti. Aldatılmasına annem. Rağmen. Evet yani ben gözümü açtım 18 yaşında babanızı gördüm, ona aşık oldum, onu sevdim, gözümü de onunla kapatacağım dedi. Şimdi böyle bir yuvadan geliyorum ben, parçalanmış bir yuvadan geliyorum ve kızımı da dünyaya yani Gizem'i de dünyaya getirirken gene çok zor şartlarda dünyaya getirdim. Ve benim kızım da parçalanmış bir ailenin çocuğu olarak geldi. O da babasız büyüdü, o da çok büyük acılar çekti. O yüzden hiç kimsenin acısı benim mutluluğum olmadı Kenan. Olamayacak da. Bu bahsettiğin isim için de geçerli, herhangi bir kadın için de geçerli. Hala konuşmuyor musunuz? Yok konuşmuyoruz. Ya biz hiçbir zaman arkadaş değildik ki onunla. Yani geçmişte bir arkadaşlığımız, bir geçmişimiz olsaydı bir takım olaylar yaşadıktan sonra belki insanların birbirini bağışlayabilmeleri toleransı olur. Evet. Ya o geçmişin hatırına ve hürmetine. Ama biz hiçbir zaman onunla arkadaş olmadık. Hiçbir zaman aynı sudan içmedik. Hiçbir zaman bir kahveyi paylaşmadık, dertleşmedik. Dolayısıyla da yaşadığımız olaylar bizi hiçbir zaman yıllar sonra bir araya getirip gel ben seni affedeyim sen beni affet pozisyonuna gelemezdi. Allah yolunu açık etsin. 3 tane erkek evladı var. Şimdi evet. O da bir anne. Beni daha iyi anlayacaktır. Çocuklarını büyütecek. Babasız büyütecek. Her ne kadar baba olsa da boşanan çiftlerde hep bir yarımlık bir eksiklik evet. Vardır hayatlarında. Allah yardımcısı olsun. İnşallah sağlıkla sıhhatle de evlatlarını büyütmeyi nasip etsin. Peki böyle durumlarda hep şu duayı mı ediyormuşsun? İnşallah evlenir, çoluk çocuk sahibi olur, ondan sonra görür mü diye mi dua? Yani, bedduan öyle mi senin? Şöyle, bütün kadınlara da bunu tavsiye ediyorum ben. Hakikaten bu bana has bir durum değil. Bunu denesinler. Her aldatılan kadın bence ellerini gökyüzüne kaldırsın ve desin ki, diliyorum Allah'tan bir gün evlenirsin, çocukların aldatan olur. Aldatan hep söylüyorsunuz de, değil evet, mi? Ha. Ve seni de bir gün aldatırlar. Böyle dilesin bence. En güzel bu kötü bir ah değil. Bu beddua değil. Yani niye kocana beddua etmiyorsun da aldatan kadını ediyorsun? Ben çünkü seni vuran hemcinsin. Erkekler yani erkeklere baktığın zaman erkekler çok doğası gereği zaten bizden farklı. Evet. Erkek avcıdır. Çıkar. Bu psikolojik bir şeydir tamam. Ya. Çıkar sokakta dışarıda avlanır. Evet. Kadın evindedir. Oturur çocuğuna bakar. Ama İlyaşar da böyle diyordu. Sonra o da kayadan ayrıldı. Yani. Hayır yani. Erkek avcıdır gitsin ben görmüyorum duymuyorum. Üç maymun. Hayır görmüyorum duymuyorum asla bazen demiyorum. De kadınların yani evdeki kocasına erkeğine sahip çıkması ona göre davranması. Ona %100 katılıyorum. Evet. Yani eğer sen bazı şeylerini eksik yapabilirsin. Evde çalışan bir kadınsan hem çocuk bakıyorsan hem çok zorlanıyorsan şartlarda. Bazı şeyler erkekle kadın arasında zamanla evlilik zaten evet. O sürece geliyor biliyorsun yani hani kimyan gereği her dakika aynı hormonları salgılayamazsın çatlarsın yani öyle bir şey yok mümkün değil ama şuna çok inanıyorum ki seni vuran yine bir hemcinsinse bak böyle kadınlar çok var takip, sırf senin yanında evet, ki doğru. Adam sen o olduğun için ben bunu Twitter'da da rastlıyorum biliyor musun? İlk kez ben toplum psikolojisini görmeye başladım orada. Nasıl oluyor? Kadınlar birbirlerinin canını yakmak için adeta bir savaş veriyorlar. Allah Allah. Birbirlerini eleştirmek için. Yani mesela bir kadın bir hata yapsın erkekten çok kadın saldırıyor. Ben inanamıyorum. Yani kadın... erkeklerin saldırdığını görmedim. Sen şöylesin sen böylesin. Kötü kelime kullandıkları çok nadir.
kadınlar birbirlerine resmen belden aşağı saldırıyor. Ve inanılır gibi değil. Senin dayak yemesin dediğin hemcinsin bu. Kanunlar çıksın dediğin, Dünya Kadınlar Günü'nde eline pankartlar aldığın ve onun uğruna yürüdüğün hemcinsin için daha arkasını dönerken her şeyi yapabiliyorsun. O yüzden kusura bakmasın, ben erkeklere beddua etmiyorum, kadınlara ediyorum. Aynı camiada, aynı ortamda değil mi? Evet. Yüz yüze baktığınız tabii ortamda. Yüz yüze bakıp aynı masaya oturup da yemekler yediğin, tamam bizim camiamızda çok büyük kıran kırana bir savaş var. Hangi camiada yok ki? Bugün bütün gelişmiş ülkelerde, dünyada da var. Ama adam Oscar ödül töreninde oturduğunda, orada meslektaşı çıktığında hayatının rolünü oynuyor. Evet. Sen de hayatının rolünü oyna. Sen de yap onu. Ne kaybedersin ki alkışlarsan? Ne olur yani? Bizde alkış yoktur biliyorsun. Kesinlikle. Bütün ödül törenlerine gidersin. Ödül aranlara sadece şöyle böyle bir bakarsın. Şöyle bir kinayice. Alkışlamak için bir elini kaldır. Baktın biri alkışlıyor, ayıp olmasın diye falan alkışlarsın. Çok üzülüyoruz alkışlarken ya da başarı. Mesela bak Gülben çok başarılı bir kadın. Mesleğinde çok başarılı. Onun kadar titiz çalışan, bu kadar özenli şarkılar seçen ve gerçekten onu yerine ulaştıran ve bir dakika durmayan çok nadir insan var Türkiye'de. Şimdi onun o başarısını görmezlikten gelemezsin. Her ne kadar çok beğenmiyor olabilirsin, sevmiyor olabilirsin. Sana göre değildir yolu ama başarısını alkışlamak zorundasın. Yapacağın hiçbir şey yok. Ne güzel bunları söylemiş olmam. Bir zeytin dalı uzatıyorsun. Yok, alkışlamak zorundasın. Yani peki o şeyi nasıl içine attın? Eski eşinle aldatılma duygusunu bir yere gömüp Gülben'in başarısını böyle söylemek de başka bir duygu olsa gerek. Çünkü ben geçmişimle... Kıskançlık yok, hiçbir şey yok. Çünkü ben geçmişimle vedalaştım. Yaptın mı onu? Evet. Çünkü ben vedalaştım orasıyla. Benim için artık sadece gelecek var. Ben arkamı dönüp 100 metre engelli koşamam. Yani kafam buradayken nasıl koşacağım ki? Şimdi önümde çok güzel bir gelecek var. Evlatlarım var, eşim var. Çok sevdiğim bir eşim var, bana çok destek olan. 6 senedir sürdürdüğümüz bir ilişkimiz, bir evliliğimiz var. Büyütmeye çalıştığımız bir evladımız var. Şimdi ben bu kadar güzellikleri geçmişi düşünerek kirletemem, buna hakkım yok. Ben unutacağım ki karşımdaki de unutsun. Ben unutuluyor değil mi? Hayat öyle bir şey. Tabii ki her şey unutuluyor. Yani hayat ölümü unutturuyor insana. 1,5 yaşında tabii. Çocuğunu toprağa veriyor, arkasını dönüyor ve yaşama başlıyor. Ve her olaydan da bir şey çıkarıyoruz. Tabii, ders alarak, büyüyerek. Aynen, yani büyüyorsun. Olgunlaşarak. Tabii olgunlaşıyorsun. Bazen gene büyümüyorsun. 60 yaşına geliyorsun, çocukluk yapacağım tutuyor. Delilik yapmak istediğin zamanlar oluyor. Yapma artık, dur sen. Yok hayır, yani o da o yaşın deliliği. Yani her yaşın böyle ayrı bir güzelliği var. Yani 20 yaşında yaptığın delilikle 40 yaşındaki farklı. Peki tam olgunlaştım derken her şey çok güzel gidiyor. Ne güzel. Geçmişi sildim. Hı-hı. Çocuklarım var. Kocam evet, süper. Evet. Mutlu yuvamız var. Mutluyum. Aldatırsa senin olacak? Hakan. Yıkılıyor mu orada bütün kurduğun o şey sistem? Yok. Şehir? Şöyle çok samimi söyleyeyim. Ben artık eskisi kadar cesur değilim. ve eskisi kadar da cesur olmam gerektiğini de düşünmüyorum. Çünkü bir tanesini babasız büyüttüm ve çok gençtim. Evet. Benim bu kızımın, Ada'nın babasız büyümeye hakkı yok. Onu büyütmeye hakkım yok benim. Hakan'ın da bunu bize yapmaya hakkı yok. Benim de onu terk etmeye hakkım yok. Biz bebeğimizi birlikte büyütmek istiyoruz. Çünkü yani, Hakan doğuma da girdi. Evet, yani o her şeyle işte benim şöyle söyleyeyim, ben iki işin bir kitap çıkartıyorum ben. Öyle mi? Evet, kitabım çıkacak. Ve bu kitapta 20 yaşımla 40 yaşımı mukayese ettim. O dönem yaşadıklarım, hatalarım, acılarım, bu dönem yaşadığım acılarım ve hatalarım, her şey. Ve orada bir şeyi görüyorum ki, Gizem'i dünyaya getirirken ve oradan hastaneden çıkarken yaşadığım umutsuzluk, çaresizlik, mutsuzlukla Ada'yı dünyaya getirirken yaşadığım umut, yarına tutunabilme ve eşimin yanımda olduğunu fark etmek bana çok güç verdi. Yoksa ben Ada'nın doğumunu da bu kadar kolay atlatamazdım. Çünkü eşin desteği çok önemli bir kadına doğumda. Hele ki benim talasemim var, Akdeniz anemisi taşıyıcısıyım ben. Hani doğumda ben 6 gram kanla kaldım. Doktorun rengi böyle bembeyazdı ve çıkamazsınız hastaneden. Çok kan kaybettin. Çok kan kaybettim. O sırada Hakan yanındaydı, elini tutuyordu. Hep yanımdaydı. Titriyordu. Evet, hep yanımdaydı. Hep elimi tutuyordu. Çocuğunu gördüğündeki ağlamakla ağlamamak arasındaki o yüz ifadesi. Şimdi bu duygular yerini hiçbir şeye bırakamıyor. Birbirimize karşı bir vefa borcumuz var.
vicdan borcumuz var. O yüzden biz öyle kolay bırakamayız birbirimizi. Ama biliyorsun ki çocuklarını hiç görmeyen babalar da var, anneler var. Ben onlara çok şaşıyorum. Yani nasıl bir duygu olabilir bir baba özellikle bir kız çocuğunu? Yani, nasıl görmez, nasıl ilgilenmez, ne yapıyor diye sormaz. Yani kız çocuğunun hayatında baba çok önemli. Babanın kuracağı denge bir kız çocuğunun geleceğini sağlıyor. Hayattaki yürüyüşünü, bakışını, seçeceği adamları. Evet, her şeyi. Her şeyini sağlıyor. Erkek çocuğu bir şekilde anneyle yürüyor. Anne yönetiyor onu ve sonra da sokaktaki hayat yönlendiriyor. Ama kız çocuğun öyle değil. O yüzden şartlar ne olursa olsun bence babalar... Babalık sadece işte bir kadını tohumlamak değildir. Tabii. Evet, yani babalar o çocuğa sahip çıkmak zorunda. Babalık görevleri de öyle parayla pulla da yapılmıyor. Hani bugün çocuğumla buluştum diyen babalar var. İşte alışveriş merkezine götürdüm, hediyeler aldım. Çok sevindi, işte gittik yemek yedik. Hayır, o değil. Onunla geçireceğin iki saat tabii. Evcilik oynayacaksın. Aynen. O yerde. Yerlerde sürüneceksin onunla, çimlerde sürüneceksin. Babalık o. Top oynayacaksın, araba kullandıracaksın, at bin, yani gezeceksin, öğreteceksin. Babalık öğretmektir biraz. Anne ev hayatını öğretiyor ama babalık sokaktaki hayatı öğretir çocuğa. Ondan yoksun büyüyor çocuklar ve bu çok büyük bir hata. Parayla her şeyi kapatacağını zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Ben kapatamadım. Hakan nasıl, iyi bir baba mı? Maşallah, süper bir baba. Ne o peki? Gerçekten. Bazen çıkıyor haberleriniz, ayrılıyorlar. Basının şeşirmesi ya, mi? Ya basının yaptığı bir ciddi söyle şey. Burada yok yani. Gerçekten öyle. Yok. Ya biz de herkes gibi... Ayrıldılar, biliyorsun. Ayrılıyorlar, kavga yok. Ettiler, evi ayırdılar. Bir sürü şey çıkıyor. Yok ya, biliyorsun. Neden biz... peki? Ya ben biraz bu konuda galiba dertliyim ya. Niye? Bilmiyorum, dertliyim ben bu konuda. Yani... Hep mi öyle oldu? Hep öyle oldu bu. Çünkü benim bu kadar açık ve net olmam... Hmm. Basın biraz koz olarak kullanıyor elinde. Ve bana çok artı dönmüyor bunlar. Yani açık ve net olman, onlar da canlarının istediği gibi senin için yazabileceklerini zannediyorlar. Yok öyle bir şey. Onu yazama. Yani bir aileyle ilgili, bir yuvayla alakalı yazarken iki sevgili yazabilirsin. Evli değil, barklı değil. Evet. Kardeşim, biri oraya gidiyor, biri öbür tarafa gidiyor. Ama evliyse bir insan, çoluğu çocuğu varsa bir iki dakika düşüneceksin o kalemini oynatırken ve hani bunu yazıyorum ama acaba bunun sonu ne olacak? Nasıl olacak? Diye düşünmek lazım. Çünkü burada sadece sen etkilenmiyorsun. Annen arıyor, baban arıyor, onun annesi arıyor, onu halası arıyor, onu amcası arıyor. Okul bir arkadaşları var, çevresi var, bir sürü herkes şey var. Herkes ve bir anda bir telefon trafiği ve ayrılıyormuşsunuz. Ne? Ne zaman? Nerede çıktı? Bizim ne haberimiz yok. Herkes gibi yaşıyoruz sıkıntılar. Bundan sonra da yaşayacağız. Biz insanız yani, çok doğal. İş sorunun oluyor. Evde anlaşamadığın zamanlar, ben çok yorgun oluyorum. O gene mi yorgunsun, başını ağrıyor. Sıkılmadınız mı evde beraber, dizide beraber? Sıkıldık. Bir ara verin hakikaten. Yani şimdi Hakan... Evde resmi nikahlı karı kocasınız. Evet, dizide de yasak aşk yaşıyor musunuz? Yani, evet, yaşıyoruz, artık bitiyor. Ama, bitiyor mu? Hakan'ın Huzur anlaşması sokağı. 30 bölümdü. O önümüzdeki hafta bitiriyor. Onun son ne oluyor, bölümü. Ölüyor mu? Ölüyor. Öyle mi? Yani ölüyor bildiğim kadarıyla. Ben öyle biliyorum, bilmiyorum. Ya da gidiyor, bilmiyorum. Hiç bilmiyorum yeni senaryo. Ama son bugün gelen senaryoda öyle bir şeyler var. Benim anlaşmamda 39. Kaçırdın ağzını. Evet, ölüyor. benim senaryo... Sen ne zaman ölüyorsun? benim 39 bölümde anlaşmam. 39 bölüm sonra bitecek. Ben tabii yeni işler gelmeye başladı. Onları da okuyorum. Çok güzel işler başlayacak önümüzdeki sene, Eylül itibariyle. Onları da okumaya başladım. Anlaşabilirsek bu yapımcılarımızla devam da edebiliriz. Ama başka işlere de gidebilirim. Şarkıcılığı boş verdin, oyunculuk daha karlı. Ne güzel, maşallah. Yok. Bakar mısın? Ya oyunculuk çok zor bir şey ve oyunculuk harici şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bir Yeşilçam sistemi var ve halen devam ediyor. Hala. Tabii halen devam ne ediyor. Ne demek o yani? Şöyle hemen açacağım bunu. Bir emekçiler var. Evet. Halen var. Evet. Bütün sistemi kuran tiyatrocu kanıyla canıyla o sette olup esas kızla esas oğlanı ayakta tutan halen o sistem var. Bravo. Bence Yeşilçam sistemi. Set işçileri var. Setin arkasında çalışan arkadaşlarımız 20 saat çalışıyorlar. O kabloları taşıyorlar. Perişan, açlar, susuzlar. Ve onların hakkını savunacak hiçbir sendika yok. Ama böyle konuşacaksın, bak şu dizden atılırsın ha.
Yok canım, niye bunu? Herkes biliyor yani. Biliyordu ben sendikaya o zaman. Üyeyim zaten. Bir sendika kuruldu. Mehmet Ali kurdu. Evet. Eşim de benim üye. Ama halen aynı sistem. Bunun yapımcılarla da bir ilgisi yok. Sistemle alakası var. Yani uzun süreler olunca tabii böyle ki oluyor. Çünkü niye? Bakıyorsun iş 90 dakika yetişmesi için zaten yapımcı da cebinden para harcıyor o işi yetiştirmek için. Şimdi adam 40 dakikalık bir iş çekse çok daha rahat çekecek. Ama 90 dakikalık çekince hep iki kat her şeyi ödemek zorunda. Senariste daha fazla para vermek zorundasın. Senarist 90 dakikalık bir sinema filmi yetiştirmeye çalışıyor her hafta. Ama ben bir şey söyleyeceğim bak, yani set çalışanlarını ayırıyorum. Gerçekten onlar çok büyük emekçiler. Set çalışanları çok. Ama oynayanlar da ağlamasın diyorum. Yani bu paralar da hiçbir yerde yok. Haftalık. Çok doğru. Haftalık paraları siz de set işçilerine verin o zaman. Oraya gelecektim. Sen derken hani siz. Hayır bak, oraya gelecektim. Gerçekten yani Yeşilçam sistemi derken onu demek istedim. Gerçekten setin arkasında çalışanlar haricinde oyuncular bence hani biz 15 saat çalışıyoruz, 16 saat çalışıyoruz diye hiç kimse hicap duymayacak bu durumdan. Çünkü aldığın para bunu bir şekilde sana geri getiriyor. Büyük para alınıyor yani. Tabii. Açık açık. Şimdi büyük para alanlar var. Sen almayanlar da var. Ben almıyorum. Az alıyorsun. Ben yeniden oyuncular geri dönünce bana o sen kadar para verme. Sen altın portakallı ödül almış bir insansın ya. Altın portakallı oyuncusun. Ya ben tiyatro yapıyorum ya. Evet. Ben tiyatro yaptıkça bir fiyatım düşmeye başladı. Öyle mi oluyor? Ya bilmiyorum. Herhalde biraz ara verdiğim için. Belki de seni çok zengin hani serveti. Yani çok, ya Madonna Türkiye'nin da çok zengin kadını. Ya Madonna da zengin kardeşim. Türkiye dur. Açıklayacaksın herhalde bugün değil mi servetini? Yani tabii çok büyük. Benim evim bile yok. Ya kardeşim. Evet. Evin yok. Evet. Niye çok zengin biliniyorsun? Bütün paraları yedim. Kaç evin var akıda? Bir tane evim var. Tek bir tane evim var. Başka araban söyle. Bir tane de arabam var. Para? Yok. Hiç? Hayır. Niye hiç zamanda düşünmedin bunları? Zamanında düşünmedin diyeyim. Zamanında bir takım şeyler düşündüm tabii ki. Bir takım yatırımlar yapmıştım ama boş ver, hiç girme bence oralara ya. Girme. Şimdi hani başka şeylere gireceğiz. Mahkemeleri kazandım ama mahkemeleri dinlemeyen kurumsal yerler var. Onlarla biraz uğraş verdiğim için biraz kayıplarım oldu bu konuda. Peki tamam. Reklama gidelim. Reklamlardan tamam. Sonra kaldığımız okay. Yerden devam edelim. Evet Yeşim, devam ediyoruz. Çok güzel sohbetti. Evet, canlı şarkılar söyleyecektik ama uzun süre böyle görüşemediğimiz evet, için. Evet arka arkaya. Ay işte eski gazeteci olmanın galiba en büyük avantajı bu ya. Yani senin gibi. Bugün 301. konuksun. Öyle mi? 140 maşallah. Program yapmışız. Maşallah. Ben üniversitede bu kadar çalışsaydım master falan yapardım. Double master. Her akşam 2-3 konuk. Ve hepsinin hayatını okuyorum. Tekrar okuyorum. Detaylar çıkarıyorum. Ya sen her şeyi çok iyi bildiğin için. Böyle bak okumanın notlarım falan nereden ne gireceğiz. Hala dersine evet çalışıyorsun. Ya, ki her şeyi çok iyi biliyorsun. Kolay değil ki bu işler ya. Doğru. Yani yanlış bir şey yapmamak, insanları yanlış bilgilendirmemek. Dediğin gibi çocukların var. Burada söyleyeceğimiz bir laf. Çok ciddi bir konu bunlar yani. Tabii. Ciddi ya, konuşulması tabii insanın gerekiyor. İnsanın hele gerçeğiyle ve özeliyle ilgili konuşacağı şeyler evet. Sadece birebir kendi ağzından çıkarsa doğrudur. Onun da tek imkanı var. Birisi ona doğru bir soru soracak. O da doğru bir şekilde cevap verecek. Hepimizin çoluk çocuğu var. Biz gazeteci arkadaşlarımıza ilk başlarken şunu derdik hep öğretirken bu işleri. Yani karşındaki haberi yaparken kendi annen kızın gibi düşün. Değil ona mi? Göre yap. Doğruysa değil tabii ki konuş. Çünkü evet. Sanat camiasında olmanın da bir takım faturası var. Maalesef. Ama bu demek tabii değil ki çamur atasın ya da terse düşüresin. Ya gerçekleri olması yeter. Yani evet. Magazin artık zaten ona dönmüş durumda ve ona dönmeli. Yani bir dönem bu kadar değildi. Biraz daha korkunçtu biliyorsun. Ama şimdi artık herkes yani bir yerde eğleniyorsa gazeteci geliyor çekiyor ya tepkisini koyuyor evet. Ya da merhaba arkadaşlar diyor ve yürüyor. Doğrusu da bu zaten. Eski dönem daha güzeldi galiba diye düşünüyorum ve senin evet. Şu eski dönem kliplerini bir göstermek istiyorum. Bakalım Yeşim Salkım o zaman nasılmış görelim üstüne aa. Devam edelim. Kör olası kara yazılı
kaldım ben böyle. Güzelmiş ya arka arkaya gelince. Güzel Melih kadın, Kibar'ın. Güzel kadınmışsın o zaman. Evet. Yani hala güzel. Değil miyim? Şimdi olgunlu. Yok, evet. Ya şöyle bir durum var. Çocuk doğurduktan sonra. Evet. Bunu bir hoca ile konuştum. Bir profesörle konuştum. Kadının loğusalık dönemi 18 aymış. Yani hani 40 gün loğusalığı bitti. Hadi bakalım hop ayaklansın ya da her şey geçti değil. Hmm. Ve anne ile çocuğun bağımlılık süreci 3 seneymiş. Şimdi ben de halen kendimi böyle adaya tam bağımlı hissettiğim için bu annelik duygusundan tam kurtulamıyorum. Yani hani daha güzel görünmeliyim, daha seksi durmalıyım, daha böyle düşüncelere hiç sahip değilim artık. Nedense işte hani ben sonuçta bir anneyim ama mesleğimi yapıyorum, oyunculuk yapıyorum, şarkıcılık yapıyorum. Ve bunu yaparken de biraz daha anne gibi usturuplu giyinerek de yapabilirim. Yapabilirsin. Şey imajındayım. Bundan da çıkamıyorum, sıyrılamıyorum. Yani, ada biraz büyüsün ondan sonra. Yani ben de belki işte 60'ımdan sonra falan şart yer gibi konsere çıkabilirim. Mayolu falan mı? Tabii yani Ajda yaptı ben niye yapmayayım? Niye kızıyor musun Ajda Hanım'a? Çok beğeniyorum, evet, bayılıyorum. Müthiş. Cesaretini, azmini halen o müthiş bir sesi var. Ne güzel çalışıyor üzerine demek ki. Hocalardan ders alıyor. Büyük bir şey bu. Bu mesleğine yaptığı bir yatırım dışarıdaki insan için yaşıyor. Onu sevenler için yaşıyor. Aynen ve bu öyle. Çok büyük bir fedakarlık. Yani bunu yapamayan insanlar da ben mesela ben yapamıyorum. Ben daha çok aileyi tercih ediyorum. O yüzden çocuk yapmadı Ajda Hanım. Çocuk yapmadı. Yani hayat sadece kurmadı, hayat kurmadı. Evet. Yani bunun için ağır bedeller ödüyor. Kolay bir şey değil. O yüzden de çok takdir ediyorum. Bayılıyorum ona. Başka kimleri takdir ediyorsun? Bu camiada Mecdar. Bu cam, Hülya Avşar. Hülya Avşar'ı çok severim. Öyle mi? Çok severim Hülya'yı. Hülya bu camianın içerisinde tek geçtiğim kadındır. Neden? Bana kalsın. Özel sebebi var, bana kalsın. Çünkü... Ama onun bütün her şeyine baktığım zaman yani evladına olan anneliği, düşkünlüğü, her şart bir kere çok akıllı davranıyor. Bu ülke ne istiyorsa onu veriyor. Bu çok zeka işidir. Bazıları bunun farkında değil. Olmasınlar. Onun da umrunda değil zaten Hülya'nın da. Evet. Hiç umrunda değil. Ve bilerek yaptığı çok güzel şeyler var. Ama bu Türkiye'nin de en güzel kadınlarından biri olduğunu düşünüyorum. Tek geçerim dedin. Çünkü sebebini ben söyleyeyim. Söylemeyeyim peki. Ahlaklı ve çok düzgün, evet, olduğunu düşünüyorum. Güzel cümlelerle anlatmamız ahlaklı. Evet, son derece ahlaklı. Çünkü zamanındaki olaylarda yani, bir tek... Her zaman bana destek olmuş, evet, çok ahlaklı davrandığı için, evet, zamanındaki olaylarda. Evet. Sen de o yüzden çok, evet, seviyorsun. Evet, çok belki anlaşılmıştır onu söylediğim, evet, şeyle. Evet, çok hak ettiği yerin çok çok daha yukarısında olabilir. Tek bir şey için kızıyorum Hülya'ya yıllardır. Bence sinemayı çok ihmal ediyor o. Hmm. O çok iyi bir sinema oyuncusu. Türk sinemasının Hülya Avşar'a çok ihtiyacı var. Şimdi stüdyoda albüm yapıyor. Evet, öyleymiş. Çıkaracak albümü. Ama öyleymiş. Bir yandan tenis turnuvası, kap, evet, işte bir yandan diğer işler. İşte bu kadar da yani markalı. Ben onu, evet, Türk sinemasına çok yakıştırıyorum. Çok iyi bir oyuncu olduğunu, kesinlikle, düşünüyorum. Çok da güzel bir kadın olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel yaşlandığını düşünüyorum. Yani yaşını alırken de çok güzel. Ben onu Ornella Muti'ye de çok benzetirim orada. İtalyan, aynen, ve çok güzel bir hanım. Allah da yolunu açık etsin. Peki Gülben'in dışında böyle kavgalı olduğun kimse var mı? Yok, hayır. Konuşmadığın? Hayır, kimse yok. Araşıyor musunuz böyle sanatçılarla, dostlarla? Var mı dostluk? Ya mesela Işın Karaca ile görüşürüm. Çok severim onu da. Muazzez Ersoy benim ilk sahneye çıktığımda o benim solistimdi. Vokalist. Ben vokallik yapmadım. Ben onun altında sahneye çıkıyordum. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ben sahne açıyordum. He. Çıkıyordum, 4 tane şarkı söylüyordum, içeri giriyordum. Önden ısıtmaca. Aynen, ısıtmaca. Seyirciyi ısıtmaca. Aynen. Bana çok destek olmuştur Muazzez Hanım. Ve ilk televizyon programında TRT'ye beni konuk istedi. He. Beraber şarkılar söyledik. Zerrin Özer'i çok severim. Nilüfer'i çok severim. Gerçekten onun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Senin için sırtından vurduğun kimse oldu mu? Benim? Evet. Gerçekten öyle düşünüp de... Vallahi düşününce bulamıyorum ama bilmeden benim yaptığım bir hareket o insana, o insan için bir takım bedeller ödetmişse çok özür dilerim. Ama bilmeden yapmış olabilirim. Ama bilerek kimseye bilerek bir şey yapmadım. Bilerek hiç kimseye o tarzda biri. Hayır, asla. Ne yaparsam asla yüzüne söylerim. Diye. Asla, evet. Asla. Asla. Ben bir kere Arnavut kızıyım ve Arnavutlar da hep böyle doğrulukları ve dürüstlükleriyle tanınır. Hiç kimseyi sırtından vurabilecek karakterde büyütülmedim. O yüzden onu yapamam. Zaten öyle bir karakterim, o kadar dobro dürüst olamazdım o zaman ben. Yani herkesi arkasından sırtından vurabilecek karakterim. Hadi bakalım olurum. Bir canlı şarkı söyleyelim. Söyledim, sohbet bak, bitmez yani bizim sohbetimiz bitmez. Şarkılarını tamam, canlı... O zaman Ajda Hanım söylemişti. Yeniden başlasın. Evet, ben de albüme koymuştum. Şimdi tamam, bir daha söyleyeceğim. Hadi bakalım.
ışlasın, aşk ateşim yansın, bizim gibi seven gönüllere yazın, böyle ayrılmasın. Orkestra. Ay çok iyiler. Vallahi süper. Müthiş, çok teşekkür ediyorum. Evet ya. Çalışıyor böyle... musunuz bir yerde? Hep böyle diye de çocukları çalıyorlar zaten. Vallahi. Bakın her gün değişiyor, birileri gidiyor, birileri geliyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten plak gibi. Çok başarılılar. Çok güzel söylüyorsun. Sen? Gerçekten canlı şarkıları. Aa, seviyor musun? Sen seviyorsun beni ondan. Deli maviyle çocukluğumu söylerim. Tabii. Şimdi değil, biraz sonra. Tamam, söylerim. Çünkü best of mu yapıyorsun şimdi, albüm yapıyorsun? Mayıs ayının sonunda best of çıkıyor. Benim ilk albüm, yani ilk üç albümüm Türkiye'de böyle 2,5 milyona falan yakın sattı. İşte Hiç Keyfim Hangileriydi Yok. Hangileriydi onlar? Hiç Keyfim Yok. Hiç Keyfim Yok. Ferman. 1994. Evet, 94. Ferman sonra 95. Ferman 95, 96. Yoktan Geliyorum. Yoktan Geliyorum 97-98. Bir de bir Türk Sanat Müziği albümü yaptım ben 2000'de. O da çok güzel bir satış rakamına ulaşmıştı. Şimdi bütün o iyi tutmuş şarkıları yeniden düzenleyip Ozan Çolakoğlu yeniden Deli Mavi düzenleyecek. Zaten bestecisi o. Yeniden yapıyorum işte. Gülşen'in sevgisi olan. Çok yakışıyorlar. Yani hiçbir zaman sevgili olduklarını söylemiyorlar hiçbir yerde. Ben de onun gerçek olmadığını bilmiyorum. Ne oluyor yani? Ya onlar kandırmaca mı yani? Ya belki de şöyle, belki de gerçekten değiller. Evet. Hani kimse bilemiyor bu tür şeyleri, biliyorsun. Çok da ortalıkta gezmeyi sevmiyorlar. Özel hayatlarıyla, bazı insanlar özel hayatlarıyla ilgili konuşmayı sevmiyor. Olabilir tabii. Dolayısıyla da çok güzel malzeme çıkıyor. Herkes biliyorsun istediği kadar üretebiliyor. Onlara, ama ben Gülşen'i müzisyen olarak çok beğeniyorum. Çok iyi olduğunu düşünüyorum son zamanlarda, yetişmiş. Ozan da öyle. Bence o ikiliden çok güzel işler çıkıyor.
onların özeli tüzeli. Herhalde canım tüzeli. Yani Allah mesut etsin, tabii mutlu Allah etsin. Herkesin işini, gücünü, yolunu, bahtını açık. Bazen ne güzel konuşuyorsun ama sen böyle değil ben mi? Ben politik öyle bak. Politik ne yapayım böyle. Öğrendim artık izleyeceğiz diye televizyon karşısına geçip seyrediyorum. Nereye gidiyor günler? Seyrediyorum böyle bakıyorum nasıl ha tamam ben de öyle diyeceğim diyorum. Bak ben şarkı alacağım. Gülşen'den şarkı mı alıyorsun? Aldım. Aldığın için böylesin. Hayır hayır ben Gülşen'i yani şöyle Gülşen'i ilk çıktığı yıllardan tanırım. Hep de çok destekledim. Evet. Çok da severim. Ve bilerek gittim. Yani onu çok sevdiğim için. Müziğini de çok sevdiğim için. Ve son yaptıkları albümümde çok başarılı buldum. Bu ülkede peki zayıflamasına kendi... ne diyorsun? Ya o kadar zayıf değil ki o yan yana öyle geldiğin mi? Zaman öyle değil. Yani çok ince kemikli bir kız ve çok spor yapıyor. Yan yana geldiğin zaman hiç öyle o kadar zayıf durmuyor. Bence çok fit duruyor. Ben onun Bostancı'daki konserine gittim. Gerçekten yani baktığın zaman sahnede çok hoş bir kız vardı ve görsel bir iş yaptığımız için de ve öyle bir şovla çıktığı için de bence zayıf olması lazım. Yani, çok başarılı sahnede. Evet gayet başarılı şarkıları da yani Adel gibi bir kadın da olabilirsin. Kilolu bir kadın şarkı söylüyor. Yani bence kilolu kadınlar da çok seksiler. Güzel giyindikleri zaman iyi bir sesi varsa. Bir kere sahne ışığı diye bir şey var. O ışığın yoksa ne yaparsan yap. Sen seviyor musun sahne şarkıcılık falan? Sahneyi evet. Çok seviyorum. Şarkıcılığı? Çok. Peki okuyorum şimdi senin sözlerini. Ne demişim? Şarkıcılığa yakışmıyorum. Yakışmıyorum ama. Bu mesleğin insanı değilim. Evet değilim. Onlar doğru. Ama bu benim sevmemi engellemez. Çalışmak zorundaydım ekmek parası için. Ya ilk zamanlar hakikaten sırf ekmek parası için evet çalışmak zorundaydım. Yani sene 90'da o kadar çok süründüğümü hatırlıyorum ki kıyafetlerimi dahi alamadan Maksim'den kovulduğumu bilirim ben. Yani rahmetli Fahrettin abi. Tabii yani beni paket etti ve kapının önüne koydu onu bilirim. Neco ile kavganın oldu senin? Mahkemelik. Ay çok uzun yıllar önce. O ben bir şarkı söylemiştim. Kaç 94 mü? 97. 97. Ben bir şarkı söylemiştim. O da bir gazetede bir eleştirmenlik yapıyordu ve biraz ağır eleştirdi. Babamla da çok iyi tanışıyorlar. Yani hani benim çocukluğumda ben konservatuarlı bir kızım. Yani onu soracağım devlet konservatuarı Türk Sanat Müziği'nden. Tabii Türk Sanat Müziği. Yani ben hani kötü okurum. Tabii ki okurum ama yani benim çok kötü okuyabilmem mümkün değil. Yani o konuda da iddialıyımdır. Bilmiyorum yani ama. Ama Nece ne demiş? Ne dedi bana bilmiyorum. Bir şeyler de ay ben unuttum ne bileyim. Ben çok espri ya çok gırgır ya artık aradan geçmiş bir sürü yıllar. Tabii ne demiş? Neco da kendi yaşını başına aldı. Tuvaletteki sifona benziyor demiş. Bilgisiz çirkinler kraliçesi sana bak. Demiş. Şimdi bak ben nasıl çıldırmayayım. Evet. Bak ben nasıl çıldırmayayım. A benim cahil kızım. falan filan. Tabii demiş. Tabii. Sen de daha şimdi yapmış. O neden oldu biliyor musun? Yoktan geliyorum bir balat. Balat bir şarkı. Ve o dönemde radyolar böyle şarkılara çok alışkın değildi. Uzun ve yorucu bir şarkı ve çok yukarıda okuduğun şarkılardan. O da müzik eleştiriyordu ve gerçekten böyle biraz ağır hakaretlerle dolu bir eleştiri yaptı. Ben de ona yaptım. Kazandın mı tazminat davası? Kazandım. 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 Parayı kaptın. Ben hiç kaybetmedim mahkemelerde. Öyle mi? Çünkü haklı olduğum zaman gidiyorum mahkemeye. Öbür mahkemeleri de kaybettin ama. Yok bütün... hiçbir mahkemeyi kaybetmedim. Mal varlığına el koymadılar mı? Ama el koyan mahkeme değil. He. El koyan mahkeme değil. Ben mahkemede gene kazandım da onlar mahkemeyi takmadı. ya tabii. O yüzden mi pazara gidiyormuşsun şimdi artık domates patlıca pazarda? Ne yapayım artık para yok. Yani işte artık ne yapayım pazardan. Ama artık Fransa'da dünyada da starları pazardan alışmış. Ya ben yıllarca pazara gittim. Evet. Kaç para domates falan gerçekten gidiyor musun? Gidiyorum ve hani bir küsüre de var, ikiye de var. Senin gibi bir kadın. Çok severim. Çocukluğum zaten annemle pazarlarda geçtiği için çok seviyorum pazara gitmeyi. Kendi evimin alışverişini yapmayı seviyorum. Her yerden yapıyorum. Yani... Mesela dışarıda dururken eskiden arabalar geçerdi. He. Domates, patates falan diye bağırır. Böyle bağırır. Biz oradan alışveriş yapardık. Şimdi de geçiyor ve ben alıyorum. Çok da mutluyum yani. Hatta şimdi daha mutluyum. Ya ben gerçekten mutlu gördüm seni. Şimdi hayat daha ne mutluyum. Enteresan değil evet. mi? Yani hani diyorlar insanlar gelişiyor ve büyüyor. Acı yaşayarak işte ama düşüyorsun ama kalkıyorsun. Bir şeyleri öğrenerek değişmedim ben. Geliştim sadece. Yani değişim diye bir şey yok. Ama gelişiyorsun kendi içinde. Ben de öyle oldum ve benim için hani asli olan değerler yerine oturdu. Evet.
Şimdi buradan çıkınca tek istediğim evime sağ salim gitmek, kızlarıma sarılmak, adayı yıkamak. Ne güzel. İşte büyük kızımı koltuğumun altına alıp anne çıksana odamdan diye bağırışı. Bunları yani ben yaşlanırken duvarımda resimler istiyorum Kenan. Benim istediğim bu. Benim yaşlanırken duvarında resimler. Evet, yani benim hazinemin duvarımdaki resimler olması lazım. 20 yaşında da 30 yaşında da aile fotoğrafları, çoluğum, çocuğum, neyse, kedim, köpeğim, arkadaşlarım. Ben o duvarımda eğer bir hikayem yoksa, tek başına olacaksa o fotoğraflar, o pek hoşuma gitmiyor. Ama sende büyük bir duvar lazım, çok hikaye var. 5 evlilik mi? 4 evlilik. Basın da onu yanlış biliyor. Ama şöyle bir şey. 4 yani, evlilik var, bir tanesi evli değil. Bak şimdi insanın hikayesi hayatındaki insanlarla paralel yürümez. İnsanlar hayatımıza girer ve çıkarlar. Benim kendime ait bir hikayem var. Yani sen o hikayenin içinden en güzellerini seçip. Yani ben bir Yeşim Salkım hikayesi kurgulayıp. Şu fotoğraf. Orada, evet, ne yani çoluğum, çocuğum. Bu fotoğraf. Aynen. Yani olacaksa sevdiğim adam, yanımdaki sevdiğin adam. Eşim, sevdiğim adam. O duvarda. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum, evet. Çok seviyorsun. Bu tweet'i niye attın peki? Ne yazmışım ya? Ben bu insanoğlunu anlamayacağım galiba. Hı hı. Sen kaçıyorsun, kovalıyor. Sen yenik düşüp tamam dediğinde başlıyor kaçmaya. İlginç. Sadece iyi niyetliyim, saf değil, böyle biline. Zamanı gelince gürlemesine bilirim ama zamanı gelince. Ona yazmadım ki. Kime yazdın bunu? İşle alakalı o. Yok, kime yazdım? Gerçekten bunu? Öyle. Şimdi burada açıklayamam olur ama. Olur mu? Ona işte o ayrılık zamanları. Hayır. Cahide de sahneye çıkacak mısın? Hayır, çıkamazsın. Kadın dedin evde oturur demiş. Hiç öyle bir şey demedi. Benim kocam öyle bir adam değil. Benim kocam dünya şekeri bir adam. Benim kocam benim mutsuz olduğum hiçbir şey istemez. Ay, hiçbir şey istemez o. Yani bilir ki ben orada mutsuzum ve ben asla kocam için Twitter gibi bir yere girip de tweet atmam. Yanlış anlaşıldı. Tabii ki yani hani Twitter öyle bir yer ki sen özelinden değer verdiğin hiçbir şeyi o kadar kolay oraya koymamalısın. Ya boş ver Twitter'ı. Sen mutlu olmana işte baksana. Yazmam ya. İşte koymam. Tamam. Deli yani, mavi, deli mavi. Deli mavi söyleyeyim ama ben. Reklamlara gidelim. Reklamlardan tamam. Sonra deli mavi yapalım. Ay, kahrettin seni be. Ve durgun ama duvarında bak atamam sevdalı resimleri. Zamansız eridik tükendik neden böyle amansız kimlere yenildik ve eskidik. Yüzümde çok sever.
sendik neden böyle apansız kimlere yenildik ve eskidik. Son bakışın duruyor gözümde bir alev gibi deli mavi. Son gülüşün ay süper çalıyorlar ya. İnsanın şarkı söyleyesi geliyor gerçekten. Devam edeceğiz. Müthiş söylüyorsun gerçekten. Bravo, tebrik ediyoruz. Yeşim Hanım'ın sesi yıllanmış. Resmen bravo, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Biri de şöyle demiş. Dilsa güzel bir şey söylemiş. Böyle seslerin evde oturup çocuk büyütme lüksü yok bence. Her şeyin bir bedeli var. Kaç oktav basıyor? Pes. Ay teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet haklı, çok haklı, çok haklı. Kızgınlıklarım var kendime. İşte bunun bedelini ödedim hayatta. Çok konuşurken çok az yol aldım. O yüzden konuşmayıp çok daha fazla yol alabilirdim. Çok daha böyle özel ve aile hayatını çok önemseyip hep bunun dışarıda mücadelesini vermek yerine dışarıda işimi mücadelesini verip evde özelimle alakalı kendimde bir savaş yaşamalıydım. Ben bunu beceremedim. O yüzden de kendime çok kızıyorum. Peki o hani çocukluğunda anne babanın ayrılmasından dolayı aile özlemi. Evet. Maalesef bundan işte diyorum ya kız çocuk babayla büyümeli diye. Yani ben o babamın kaybını, genç kızlığımdaki baba kaybını çok ağır ödedim bedelini. Hep bir şeyler aradım. Hep sokakta aradım. Dışarıda aradım. Halbuki mesleğime sıkı sıkı sarılıp, evladıma sıkıca sarılıp ta ki gerçekten hani işte yüreğimin tam olarak sesini dinleyerek hareket etseydim bugün çok daha farklı olacaktı benim için her şey. Bu kadar yorulmuş olmayacaktım. Bu kadar yıpranmış olmayacaktım. Böyle bir bedel ödedim. Evet. Peki şöhret olduğun için pişman olduğun oldu mu? Pişmanlık duyuyor musun? Zaman zaman duydum. Yani ben o kadar bana Seda Akay, sevgili Seda Akay çok güzel bir şey söyledi. Bir gün geldi, ben evde yemek yapıyorum. Ben çok severim bu arada yemek yapmayı. evde yemek yapıyorum. Sen tabii tipik Türk kadını evde böyle. Öyleyim yani. Pijamalar falan. Aynen öyle. Çekirdek de çıtlatıyorsun. Tabii evde dizilerde. Yemek yapıyorum. Bir yandan bir şeyler böyle mırıldanıyorum. Dedi ki sen dedi bir karar versene. Şarkıcı mısın, ev kadını mısın? Çünkü ikisini aynı anda yürütmeye çalışırsan bunu beceremeyeceksin. Bu olmaz. Bu dedi dünyada da böyle bir şey olmadı. Senin için de olmayacak. Hani bunu denemiş olanlar var ama başarısız oldular. Ben o zaman ne demek istediğini çok anlayamamıştım. Ama şimdi belli bir yaşa gelince çok daha iyi anlıyorum. Yani çok zaman kaybettim. Ama şunu biliyorum ki eğer sende bir cevher varsa ve sen onu iyi kullanmayabilirsen yaşın nerede olursa olsun, kaç olursa olsun onu tekrar açığa çıkartmak lüksü olduğu. Kaçırdım diye bir şey yok yani. Ya bizim mesleğimizde böyle bir şey yok. Yani ben biliyorum ki ben iyi bir oyuncuyum. Tercih ediliyor muyum? Hala ediliyorum. Dolayısıyla iyi bir işte oynuyorum. Ben iyi bir şarkıcıyım. Elime mikrofonu aldığım zaman canlı canlı şarkı söyleyebiliyor muyum? Söyleyebiliyorum. Playback'e kaçmıyorsam ben her yerde şarkı söyleyebilirim. Arz ve talep meselesi bu. Şimdi yeniden bir şeyleri oturttuğum bir döneme denk geldi her şey. Yani ada bana çok uğurlu geldi. Ben 2 yıldır hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Mesleki anlamda da öyle.
çok iyi bir müzikal yaptım. Arkasından diziye başladım. Arkasından baktım ki ben konserlere gitmeye başladım. Şimdi Best Of'a girdim. Şimdi bir de yine çok özel bir proje hazırlayacağım önümüzdeki sene için. Tiyatro salonlarında konserler yapacağım. Edith Piaf'ın yaptığı gibi. Tiyatro salonunda evet, konser güzel. Tiyatro salonunda. Yani gerçekten şarkı dinlemek isteyen herkes canlı canlı orada benimle şarkı söyleyip bana eşlik edebilecek. Oturacağız de, tiyatro izler gibi seni evet, izleyeceğiz. Tiyatro izler gibi ben onlara 2 saatlik bir performans sergileyeceğim. Benimle İddialı beraber. İddialı bir şey bu. Evet. 4 tane başarılı de. Başarılı olmazsan ne olacak? Olacağım. 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 Kararlısın yani. Çok kararlıyım. Çünkü bunu daha önce tiyatroda denedim. İnsanlar tiyatroda benim şarkı söyleyişimi dinlemeye geldiler. 2 kere oldu bu. Yani bir geçen sene Zeynep Tölü Kürşat Başar'la yaptığımız müzikalde. Ondan önce Casablanca 250 oyun oynadı. Bu sefer de olacak. Çünkü sadece 4 tane enstrüman kullanacağım ve amplak. Peki hiç Türk Sanat Müziği albümü düşünmüyor musun? Düşünüyorum. Bu Best Of'tan sonra Türk Sanat Müziği albümü düşünüyorum. Zaten o konserlerin bir bölümü de sadece Türk Sanat Müziği olacak. Şu anda böyle 25-30 yaşlarında olsaydım diyor musun? Demez mi insan? Soruya bak, sen demez misin? Ben yani istemem şöyle... vallahi. Ne diyor? Geri mi döneceğim bir de o kadar yaşamışım, başarmışım bir daha geri dön. Yok, bu aklınla o yaşta olacaksın. Ya olur mu öyle? Yok öyle. Güzel olurdu yemez ya. Öyle. Değil mi? Yani... Bu aklınla o yaşta olacaksın. Tabii güzel olurdu. Başka? Düşünsene. Çok keyifli olurdu. Yok yok. İstemem. Niye her şeyi şöyle bilerek yaşamak ama gençken? Yaşamışız güzelce. Ya her yaşın ayrı evet. güzelliği var. Yani ister miydim? Ya işin latifesi tabii. Hani herkes der ya keşke bir 10 sene geri atsam. Ama ben galiba şu anda bulunduğum noktadan memnunum. Çünkü hayatta her insana baktığında hepimizin acısı çok benzer. Sen burada farklı oturuyor görünüyor olabilirsin ama buradan çıktıktan sonra senin de ne yaşadığını hiç kimse bilmiyor. Bugünlere nasıl geldiğini ve neler yaşadığını da bilmiyor. Sen de her erkek gibi ağlıyorsundur. Ben de her kadın gibi ağlıyorum. Farklı değil duygularımız yani. Acılarımız farklı görünebilir ama duygular aynı. O kadar şey yaşayınca oluyor tabii. Ama tabii. Ağlayamıyorum ben nedense bilmiyorum. Neden bir acaba? Babamın ölümünde ağladım. Ha. Çok ağladım o zaman. Onun dışında ağlayamıyorum. Ben de tek başıma evet. mücadele verdiğim için evet. belki olmuştur. Evet, bizim gibi insanlarda o var ya. Yani bir de sanatçı ruhlu insanlar çok... Hani böyle ağlarmış gibi görünür ama aslında onlar ağlayamaz insanların içinde. Onlar kendi kendilerine sessiz sessiz ağlar. Hadi bize ağlatan bir şarkı söyle ağlayalım bari. Ama. Ne söyleyelim? Ağlatan. Ne söyleyeceğim? Ağlatan. Ne varsa bende var mı kavanoz dipli dünyanın? O pek ağlatmayacak biliyorsun. Yok ya neşelenin. Ne neşelenmek için. Tabii. Tamam kavanoz ne? Kavanoz dipli dünya söyle. Veda edelim peki. Sevgili seyircilerimize. Çok teşekkür peki. ediyorum geldiğiniz için. Şarkıyla veda edeceğiz. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Yarın akşam görüşmek üzere. Pazartesi akşamı. Artık her gün çektiğim için günler karışıyor. Günler karışıyor. Pazartesi akşamı görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Yeşim'le devam ediyoruz. Hadi bakalım. Herkese kavuş.